Merhaba değerli izleyenler, e, editörün gözünden programına hoş geldiniz. Bugün 76. Verim Eğitim ve Farkındalık Haftası e, konuşacağız. Tabii ki çok değerli bir konuğumuz var. Verem mi konuşacağız aslında? Verem nedir? E, Verem nasıl ortaya çıkıyor? Belirtiler nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? bu veremle nasıl mücadele ederiz gibi ayrıntılı konuları konuşacağız. Tabii ki Türkiye'de verem vakaları artıyor mu, azalıyor mu? Bunların her birini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Kimle konuşacağız? Tabii ki ünvanlar çok maşallah inşallah sayılarını artırır. Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şube Başkanı aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Doktor Sayın Burcu Baran Ketencoğlu canlı yayın konuğumuz. Doğru mu saydım hocam? Doğru. <laughs> Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. iyiyim Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. yılda bir kez de olsa görüşüyoruz. İnce hocama da selam olsun. Ar ara ara kendisiyle de bu ekranlardan görüşüyoruz. Ee, kısaca Türk Toraks Derneği'ni e, bir tanıyalım. Nedir bu dernek? Siz niye burada görev yapıyorsunuz? Ee, tabii Türk Toraks Derneği çok aslında geniş çaplı, ulusal bir dernek. Hekim derneği ön planda ama bütün sağlık personelleri, hatta katılmak isteyen gönüllü kişileri de dahil ediyoruz. Özellikle eğitim ve farkındalık üzerine <laughs> karşılık beklemeden çalışıyoruz. E, destekleyen derneğimiz bütün hekimlerimize sahada sahip çıkıyor. Ve böyle önemli günlerde özellikle bizlere yol gösterecek bildirileriyle, toplantılarıyla e, destekliyor. Bir solunum derneği esas olarak göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi ve diğer dahili branşlarda içerisinde e, özellikle eğitim aktiviteleri daha ön planda bilinçlendirme, farkındalık e, olacak şekilde hem ulusal kanallarda hem de yerel kanallarda aktif bir şekilde üyelerimizin de halkı bilinçlendirme yolunda faaliyet gösterdiği bir dernek. Ee, sadece veremle mi ilgileniyorsunuz Göğüs hastalıkları tamam. Hatta akciğer sağlığı, tütün, Hı. akciğer kanseri, astım, koa, bütün göğüsü ilgilendiren alanlarda, hava kirliliği, Hı. ön planda bunlarla ilgili aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. Uluslararası evet. derneklerle de iletişim halinde. Ortak. Orta Anadolu Şube başkanısınız aynı hı hı. zamanda nedir bu Orta Anadolu hangi iller size bağlı? Evet Orta Anadolu dediğimiz zaman Kayseri merkez olarak hı hı. söyleyebiliriz Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Sivas bize hı. dahil. Ee, tabii ki oradaki hekimlerimiz mesafeden dolayı her aktivitemize katılamıyor ama ortak bir hem WhatsApp grubumuz hem mail grubumuz var. Bu tarz faaliyetlerimizi paylaşıyoruz ortak toplantılar yapıyoruz. Ee, sürekli etkileşim halindeyiz. Diğer illerdeki doktor arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımıza destek oluyoruz. 76. Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası dedik. Hı hı. Nedir bu hafta? Ne yapıyorsunuz bu haftada? Tabi biliyorsunuz e, verem hastalığı çok eski insanlık tarihiyle beraber neredeyse çok eski bir hastalık ve e, salgınlar şeklinde ağır yıkımlara sebep olmuş. Tarihimizden bugüne belli dönemlerde salgınlar olmuş. Ve özellikle yoksulluk, hijyen koşulları, sosyoekonomik koşullarda bu hastalığı tetikleyicilerinin başında geliyor. Öyle olduğu için bulaşıcı bir hastalık en önemlisi ve solunumla bulaşıyor. Bu bizim için çok değerli bu bilgiler. Çünkü bu hastalığı elimine edemiyoruz. O zaman veremden başlayalım. Verem nedir diye sorumu güncelleyeyim. Tabii. Şimdi verem özellikle bakteri. E mikobakteri yani, tüberküloz Bakteri. E, tabii bu oksijenlenen dokuları seviyor ve hücre içine çoğalıyor. Şimdi baktığımızda akciğer primer olarak akciğer hastalığı yapıyor esas olarak. Solunum yoluyla bulaşıyor. Hasta kişinin konuşması, öksürüğü ortama saçtı. Biz damlacık çekirdeği diyoruz. Havada asılı kalan bunlar basiller, bakteriler havada asılı kalıyor ve solunum yoluyla diğer insanlara bulaşıyor. O yüzden bulaşı hızlı bir hastalık. Ama tabii şöyle bir durumu var verem hastalığının. Bu grip gibi şu an salgın var mesela, influenza salgını hı hı. var değil mi? Onun gibi birkaç gün içerisinde semptomlar, şikayetler ortaya çıkmıyor verem hastalığında. Haftalar, aylar sürebiliyor bulaştıktan hı. sonraki süreçte. O yüzden birazcık daha sinsi bir hastalık. Ve kişinin şikayetleri, hastalık tablosu ortaya çıktığında aslında üzerinden haftalar, aylar geçmiş oluyor tanı koyduğumuzda. Hı. Bu nedenle erken tanı verem de çok önemli. Eğer ki kişide iki haftayı geçen bir şikayetler devam ediyorsa mesela öksürük en önemli şikayetlerimizden akciğer hastalığı tutulduğu zaman iki haftadan uzun süre ve Bu öksürük tedavide... nasıl bir şey hocam? Yani, yani şöyle... Yani cümlelerinizin arasına giriyorum tabii kusura tabii. bakmayın. Çünkü bende de iki aydır neredeyse <laughs> öksürük var. Kuru öksürük olarak nitelendiriyoruz. Ara ara bitiyor, ara ara başlıyor. Üşütmeye bağlıyoruz biz. Bir şey var mı özelliği öksürüğü? Şöyle şimdi... 8 haftanın üzerinde devam eden öksürükleri biz kronik öksürük diyoruz. Bunun hı hı. sebeplerine ayrı tanıları var, çeşit çeşit. Tabii burada tüberküloz yani verem en başta gelmiyor. Burada sigara içenlerde sigaraya bağlı bronşit, koa, astım, hı. reflü gibi başka şeyler ön planda. En sık gördüklerimize bakıyoruz. Ama verem hastalığı da uzun süren öksürükle ilişkili. Tabii ki tek başına öksürük olmayacak. Bunun yanında ateş, hı. iştahsızlık, kilo kaybı, terleme gibi ek şikayetlerde genellikle bunu eşlik etmesi gerekiyor ki biz bu hastada enfeksiyon hastalığından şüphelenmemiz. Terleme derken? Ee, özellikle gece terlemesi mi yoksa? E gece terlemesi özellikle bizim için önemli. <laughs> Geceleri artık üstü sıklama olacak şekilde birkaç kez değiştirecek şekilde terliyorsa kişi... Ve bu birkaç haftadır en az varsa, buna eşlik eden iştahsızlık varsa, özellikle yaşlı hastalar, genç hastalar bize çok zayıf geliyorlar, verem hastalığı olanlar. Yani terlemem var ama iştahsızlığım yok. <laughs> Belli iştahsızlık yok. yok. <laughs> Onun dışında kişinin bağışıklığı çok önemli. Eğer bağışıklığı baskılayacak ilaçlar kullanıyorsa <laughs> ya da bağışıklığını baskılayacak hastalıkları varsa, bunların başında diyabet. Böbrek yetmezliği, kanser, e, kemoterapi alanlar, e, artık romatizma tedavilerinde yeni çıkan ilaçlarımız var. Yıllardır kullanılıyor. Anti-TNF diyoruz. Bunu kullanan hastalar ve günümüzde Türkiye'de o kadar sık olmamakla beraber tüm dünyada HIV, AIDS hastalığı da yine bizim için bağışıklığı düşüren hastalıkların başına geliyor. Kişi çok zayıfsa, aşırı zayıfsa hmm. e, onda da yine risk giderek artıyor. Yani kişinin hastalanma riski bu. Enfeksiyon ajanıyla başa çıkabilme gücü bizim için önemli. Bir ortamda bir mikrop varken, bu basil varken herkes aynı eşit derecede etkilenmiyor. Bağışıklığa göre ve aldığı basın yüküne göre de hastalanma riski değişiyor. Hocam bu verim yani geçmişte evet insanları çok fazla yaşamdan koparıyordu vesaire ama Son yıllarda Türkiye'de verem hastalığı çok fazla konuşulmuyor. Evet, evet. Ama siz yine de bilgilendirmelere devam ediyorsunuz. Evet. Niye? Risk devam ettiği için mi? Şöyle İsmail Bey, tabii ki Türkiye'de veremle Cumhuriyet'in tarihinden beri, yani yaklaşık 100 yıldır etkin bir savaş var. Hı hı. Tüm dünya ile beraber Türkiye'de var. Ama Türkiye'de özellikle verem savaş dispanserlerinin etkin bir şekilde koordine olması ve tüm hastaları yakın takip etmesi çok önemli, değerli. Hmm. Çünkü normalde biz bu verem hasta ne dedik? Bulaşıcı bir hastalık ama tedavi edilebilir. Hmm. Etkin bir tedavimiz var şu an için. ilaçlarla etkin bir tedavimiz var. Hasta bunu yeterli süre alırsa biz bunun tamamen iyileştiğini varsayıyoruz. E, böyleyken de hem bulaşıcılığı var hem tam tedavi edilebilir. Demek ki iyi bir kontrol gerekiyor. Hmm. Ve verem savaş dispanserine, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bir şekilde, o da Sağlık Bakanlığı'na e, Hasta kişinin her gün ilacı aldığından emin olmamız gerekiyor. Hmm. Normalde kişinin kendi haline bırakırsak bu ilaçlar birkaç haftada çok rahatlatıyor. Şikayetleri tamamen ortadan kalkıyor. Bırakır. Yani her gün 10 tane ilaç içmesi gerekiyor sabah. E bu ilacı bıraktığı zaman ne olacak? Bu sefer dirençli hastalık ortaya çıkacak. Bu ilaçlar da etki etmeyecek. Normalde bizim standart tedavimiz 6 ay. Hmm. Ama bu dirençli tüberküloz olursa birkaç yıla uzuyor. Tedavi etkinliği giderek azalıyor. Şimdi burada birinci amacımız bulaşıcılığı azaltıp toplum sağlığını korumak. Hmm. Bir kişinin bile hasta olması 10 kişiyi etkilemekte en az. Bunun dışında hasta kişinin yeterli tedaviyi etkin sürede aldığından emin olmamız gerekiyor. E bundan sonra giderek sayı yazılıyor. Türkiye'de baktığınız zaman yaklaşık yıllık yüzde beşlik bir azalma var tüberküloz hastalarında. Tabii ki buna işte pandemi, savaşlar, işte mülteci, göç birçok şey etki ettiği halde ki yani jeopolitik konumun nedeniyle önemli bir yerde ama bu kadar çok dışarıdan etkiye rağmen yine güzel bir kontrol mekanizması Türkiye'de devam ediyor. Ama her zaman riskli bir bölgedeyiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü göç alıyoruz. Hı. Kontrolsüz bir hasta popülasyonu var. Her zaman kontrol altında olacak tabii Niye ki. Diğer yani diğer ülkelerde göç aldığımız ülkelerde veremle savaşı yok mu ki? Niye risk altındayız? E, tabii şöyle şimdi yoksulluk çok önemli. Yoksulluk ne yapıyor ki hocam? Yani veremle nasıl bir ilişki? Şimdi var? şöyle düşünelim. E, biz normalde bir çekirdek hali Hı -hı. olarak yaşıyoruz, değil mi? Evet. Ama baktığımızda özellikle göçmenlere birçok kişi kalabalık bir arada yaşıyor. Ne kadar çok kişi bir arada yaşaması önemli. Bir diğeri e, tedaviye ulaşım, sağlık güvencesi, işte e, yaşam şartlarının kötülüğü hepsi tekrarlayıcı. Tabii bizim ülkemizde BCG aşısı diyoruz, verem aşısı. Hı hı. Doğduktan sonraki ikinci ayda yapılıyor. Sağlıklı bir bebeğe. Çünkü canlı bir aşı. Yani hı. orada aslında canlı basili bakteri vücuda veriyoruz. O yüzden bağışıklığın güçlü olması lazım. Ülkemizde rutinde yapılıyor. Bu aşı %100 hasta olamaz olmayacağız anlamına gelmiyor. Hı. Covid aşısı gibi düşünün. Oluyoruz ama hafif atlatıyoruz. Yine bu verem aşısı da ağır formlar eskiden eee menenjit Tüberküloz menajı çok ağırdır. Mortalitesi yani öldürücü, iki hastadan biri neredeyse mortaldir. Ağır formları var. düz tüm vücuda yayılıyor. Bunlardan koruyucu özellik gösteriyor bu verem aşısı. Ve özellikle çocukluk çağında yapıldığı için ilk 20 yıl yaklaşık koruyuculuğu yüksek ama sonra giderek koruyuculuğu azalıyor bu aşının Demek ki aşı %100 koruyucu değil. Özellikle çocukları koruyucu bir ve ağır hastalıktan insan? bir kez yapılıyor. İlk doğumdan sonraki ikinci ayda yapılıyor. Ve bu verem aşısı yüzde yüz hastalanmayacak anlamına da gelmiyor. Hmm. Demek ki şartlar önemli. Kişinin bağışıklığı, ortamda ne kadar fazla o mikrobu soludu. Mesela kapalı ortamlar risktir. Hapishaneler, yurtlar, bakım Peki evleri. Peki nereden geliyor hocam bu yani bakteri insana nereden geliyor? Diyelim ki hiçbir insanda yok. Bu bitkilerde mi var? Ortamda mı var? Bu bakteri hayvanlardan ortamda mı var? Ortamda var. Hı. ortamda var. Özellikle suda, toprakta bu mikobakteriyum ailesinin yani diğer basitleri de var. Yani hiçbir insan olmasa bile buralardan gelme riski mi var? Var hayvanlardan bulaşabilir. Hmm. Özellikle hayvanlarda bir tipi daha fazla bovis diye sütle bulaşıyor mesela. Hmm. Sütle mide özellikle bağırsak sistemini etkiliyor. Solunum yoluyla akciğer tutulumuna, solunum yoluyla herkes gibi hayvan da ortama verebiliyor. Ama tabii ki bu doğada olan canlı basiller bunlar. Hmm. Her yerde var toprakta, suda, havada. Bunlar insanda daha çok hastalık yapan tipler. Ve o yüzden birbirine artık bir insanda olduktan sonra birbirine bulaştırarak devam ediyor. Ama tabii ki eski yıllara baktığımız zaman ilaç tedavileri olmadığı zamanlar İsmail Bey e, eskiden e, ne yapıyorlarmış? Bakıyorlarmış ki yok yani yoksul beslenmesi kötü işte tedavi alımı zayıf kişilere sanatorium hastanelerine yatırıyorlar. Hmm. Bununla ilgili filmler de yapıldı. Sanatorium hastanelerinin ne farkı var? Yaşadığı ortamdan Beslenmesini güçlü, oksijen hava dar. Bakımı var. Ya yani şöyle düşünüyorlar. Demek ki bu hastalar zaten yoksul ve beslenmesi kötü olduğu için hasta oluyor. Biz bunları iyileştirmek için iyi koşullarda yaşatalım. Ama günümüzde bunların etkinliği yok denecek kadar az. Yani tedavi. Tüberküyoz hastalığı eşittir. ilaç tedavisi. Tedaviye ulaştığımız zaman yaklaşık iki haftada bulaştırıcı o kişinin bulaştırıcılığı ortadan kalktığı kabul ediliyor. Altı aylık tedavimizde neredeyse yüzde, yüzde yakın tedavi edici özelliğe sahip. Bulaşıcı diyorsunuz bunun bildirimi zorunlu mu? Tabii bildirimi zorunlu hastalık tüberküloz. Hmm. Biz tüberküloz hastasının tanısını sorduğumuz zaman. Saklasak biz neye yol açar? Yani diyelim ki kendimi hissettim veremim doktora gitmek istemedim. Yani aileme de mi risk oluşturuyorum? Şöyle <laughs> e, tabii biz kendimiz. Zorunlu olarak gidersin herhalde zayıflıyorsun vesaire ama. Evet. Yani doktora hiç başvurmayayım diyorsunuz. Kendiki Başvurmayanlar kendi. olabilir mi diye düşünüyorum. Zannetmiyorum Zannet olacağını çünkü ilerleyici hmm. bir hastalık tüm vücudunu sarıyor. Artık beslenemiyor kişi. Hmm. Şuurunu kaybediyor. Hmm. Yani hastaneye başvurma imkanı yoksa evinde kaybederiz o hastayı zaten. Peki hocam bu genellikle Kayseri'de vaka sayısı nedir? Yüzlerle mi, birlerle mi ifade edebiliriz. Ee... Yılda mesela 2022 yılında kaç vaka tespit edildi? Ee, yaklaşık e, birkaç ay önce İl Sağlık Müdürlüğünde toplantı vardı. Yanlış söylemeyeyim ama yüzlerle 110 115 hı. civarı bir vakamız olduğu Bu söylendi. Bu vakaların ortak özelliği nedir? Eee mülteci mi, barınma imkanı kötü olanlar mı ee, yoksa Şöyle söyleyeyim, mültecisi de var, barınma imkanı ama e, tabii ki günümüzde kanser hastalığı çok yaygın. Hı hı. Onun tedavileri var. E, romatizma hastalıkları tedavi esas olarak kişilerin alt hastalıklarıyla daha çok ilişkili. Hmm. Yani bağışıklığı düşüren bir tablo var ve orada vücutta bu saklı kalan bu bakteri aktifleşiyor. Hmm. Şimdi şöyle düşünün, bir enfeksiyon tanımı var. Oradan başlayayım ben. Bir Fırsat enfeksiyon. Yani. Ha, bir enfeksiyon tanımı var, bir hastalık tanımı var. Şimdi dünya nüfusun dörtte bir zaten bu basille karşılaşmış. Hmm. Yani bunu görmüş vücudumuz, dünya nüfusunun dörtte biri, yüzde yirmi beşi düşünün. Ama bu kişilerde hastalık oluşturmadan bir bağışıklık oluşturuyor. Çok şanslı bir grup var, bağışıklığı güçlü ve az bir basile, hiçbir sıkıntı yaşamadan bağışıklığı bile tetiklenmeden atlatabiliyor. Vücudu hiç sıkıntı yok. ama. Enfeksiyon dediğimiz şey bağışıklık yanıtı oluşturuyor. Ama kişinin bağışıklığı güçlü olduğu zaman ve az bir basille karşılaşırsa mikropla, bu kişi onu hastalanmadan kontrol altına alıyor. Biz buna enfeksiyon diyoruz. Ama kontrol altına aldığı zaman tamamen sıfırlanmıyor vücutta. Ömrü boyunca taşıyor. Ama sessiz bir şekilde taşıyor. İşte ileriki bir zamanda bağışıklığı düştüğü zaman bu sessiz olan, saklı duran, hiçbir aktivite göstermeyen, sessizce bekleyen bu mikroplar Bizim başlığımızı bir anda alevlenip hastalık tablosu ortaya çıkarıyor. İşte en sık gördüğümüz erişkin de bu form oluyor. Geçmiş yılları oranla son yıllarda tabii ki mülteci akını vesaire çok fazla oldu. Ee, yaşam koşulları güzelleşti eskisi gibi değil. Bu bakımdan geçmiş yılları kıyasladığınızda bu zaman diliminde artışlar var mı? Mültecilerin gelişini de hesaplayarak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yoksa geriye... Dünya genelinde bir artış var. Hmm. Ama Türkiye bazında baktığımızda verilere, şimdi ilk pandemi çıktığı zaman İsmail Bey, bir azalma oldu 2020 yılında. Kimse dışarı çıkmadı. <laughs> hem tanı, hem kayıt, hem de tedavi gecikmesi olduğu için hmm. o dönem. Ama sonra tekrar eski sayıyı yakaladı. Şimdi bir artış söz konusu değil. Ama hani Türkiye'de en azından... Hafif bir azalma söz konusu birkaç yıl önceye göre pandemiden ilk sonraki yani 2021-2022'de bir artış söz konusu değil, Türkiye için. Ama dünya için bakarsak yaklaşık yüzde dört buçukluk bir artıştan bahsediliyor dünya hmm. genelinde. Özellikle de bu pandemi sonrası, savaş sonrası Afrika ülkeleri, Güneydoğu Asya ülkelerinde bir artış mevcut. Kayseri diğer, yani kendi ölçendeki illere göre nasıl yüksek mi? Evet, onda da şöyle söyleyeyim. <laughs> Yine toplantıda bahsedildi. Veriler bizim elimize ulaşmadı ama sağ olsun Verem Savaş'ın Doktor Ali Hanım var. Kayseri Türkiye geneline göre daha iyi bir tablo çiziyor. Hmm. Vaka sayısı diğer illere göre genele baktığımız zaman daha düşme eğiliminde Kayseri için. Hatta güzel yüz güldürücü Kayseri için diye bu konuyu da konuşmuştuk. E, Kayseri'de şöyle bir eksiğimiz var. E, temaslı muayenesinde biraz zor, zorluk yaşıyoruz. Şimdi bir verem hastasının aile tanı koyduk. Verem dedik. Sizden sormuştunuz risk mi başkaları için? Evet risk. Evde küçük çocuk varsa çok büyük risk. Hmm. Çocukların hastalanma riski ve ağır hastalık geçirme riski çok yüksek. O yüzden evdeki küçük çocukların taranması gerekiyor. Eğer o evde bir kişi verem tanısı almışsa. evde küçük çocuklar, yaşlılar, işte alt hastalığına tüm ev halkı taranıyor. İşte taranması çok önemli. İş yere. Her gün gittiğiniz, çalıştığınız, aynı masayı paylaştığınız kişiler var. Hı hı. E Bunlar da risk grubunda oluyor. Bunları taramak gerekiyor. Otobüse biniyoruz, tramvaya biniyoruz. Onlar temaslı sayılmıyor. Çünkü hı. süresi kısa ve tek seferlik kabul hı. ediliyor. Tabii ki e, kişinin bağışıklığı çok zayıfsa o kişi bizi hasta etmeyecek kadar bir mikropla hastalanabilir. Ama siz o kişiyi temaslınız olmuyor. Temaslı şu anlama geliyor. Her gün beraber vakit geçirecek, en az birkaç saat vakit geçirecek. Bunlar kimler? Aynı yurtta aynı odayı paylaşanlar, aynı iş yeri, aynı sınıfı ve aynı ev ortamını paylaşan kişiler oluyor genellikle. Bunları şikayet olmasa bile taramak gerekiyor. Neden? Hastalanmasın diye, hasta ise de tedavi başlayalım diye. Çünkü bize de demiştik verem hemen bir anda şikayetler bir iki gün içerisinde ortaya Bu haftalar aylar alacak. O kişinin riskine göre hemen korumaya başlıyoruz o kişi hastalanmasın. Ya da hastaysa erken dönem tespit edip hemen tedavisini başlıyoruz. Yeniden şeyleri belirtileri sayalım sonra tedavi yöntemlerine geçmek istiyorum. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim belirtilerine girmeden önce de Tüm organları tutabilir bu hastalık. Hı. Tabii ki biz akciğer 60 şey tutabilir mi? Tabii tabii. Berem. Tabii tutabilir. Kanın Anladım. gittiği her dokuya ulaşabilir. Hı. Şimdi biz ne diyoruz? Biz genellikle akciğer evet. olarak Yüzde %60-70 akciğer. Hı hı. Niye? Giriş yeri akciğer zaten. İlk hastalık ve vücuda dağıldığı yer de akciğer. Hı. Ama göz, beyin, omirilik, kemik, bağırsak, idrar, yani mesane hepsini tutabilir. Tüm kan giden organları tutar. Lenf bezeleri özellikle çok fazla tutabilir. Ama biz %60-70 akciğer göğüs hastalıkları olarak da ilk akciğerle temas ettiğimiz için. Ee, önce solunum şikayetlerinden bahsedelim. Daha önce bahsettik öksürük, balgam, geçmeyen şikayetler. Gözde de tutsa aynı e, şeyler belirtiler mi ortaya çıkıyor? Şöyle oluyor. Tuttuğu organa göre şikayet yapıyor. Şimdi normalde vücuda giriş yeri akciğerdir. Hı. Ama... Akciğer hastalığı yapmadan direkt göz hastalığı da yapabilir. Hı. O zaman da görmeyle ilişki, üveit dediğimiz tablo ortaya çıkarır. Hmm. Görmeyle ilgili problemler olur. Hatta bize hastalar gelir diğer bölümlerden. Göz doktoru der ki ben göz muayeneme göre bunda tüberküloz düşünüyorum. Hmm. Şüphem var siz bir değerlendirin diye bize gönderirler. Biz bir hemen akciğere bakarız. Çünkü ilk hastalık yeri genelde %60-70 akciğer olduğu için. Hmm. ikisi bir arada mı acaba? Ama baktık akciğer tamamen temiz. Demek ki bu sadece gözde şu an hastalık ortaya çıkardı hmm. diye bir yoruma da varabiliriz özellikle son yıllarda bu romatizma tedavileri e, akciğerde, şu organlarda verem hastalığı sıklığını arttırdı. Hmm. Daha farklı organlarda karşımıza çıkıyor. Tipik bir görüntüyle karşımıza çıkmıyor. Akciğer hastalığına baktığımız zaman öksürük, balgam, göğüs ağrısı olabilir, sıvı toplayabilir, ses kısıklığı olabilir, ses tellerini etkileyebilir gibi organa özgü. Ama en sık tüm organlarda gördüğümüz şikayet ateş. Çok önemli. günün belli saatlerinde yükselen ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, özellikle çocuklarda da gelişmenin durması bizi uyaracak şikayetler. Yaşlı hastalar genellikle bu şikayetlerle geliyorlar. Yaş aralığı var mı? Yani belli bir yaşın altında risk yoktur Yaşla beraber şansınız. risk artıyor. Yani küçük Hı. çocuklar ve yaşlılar en yüksek risk grubu ama baktığınızda Alt hastalık çok daha önemli. Hmm. Kişinin altta yatan bağışıklığını düşürecek bir hastalığın olması daha yüksek risk bizim için. Kullandığı ilaçlar, yine söyledim HIV hastalığı, diyabet, böbrek yetmezliği bizim için riskli grup. Hatta hemen tarayacağımız hastalar. Hiçbir şikayet olmasa bile biz onları koruymak için tarıyoruz zaten. Hani şu an bir riski var mı? Varsa koruyalım. Hastalık şikayeti çıktığı an hemen acaba bu tüberküloz mu diye direkt aklımızın bir köşesinde tuttuğumuz grup bunlar. Bağışıklığı düşük olan kişiler. Daha önce sanki taramalar yapılıyordu okullarda vesaire. Yani şimdi şu anda tabii, bir tarama yok herhalde, değil mi? Rutin tarama çok etkili değil açıkçası. Hmm. Riskli grubu taramak daha mantıklı. Hmm. Biz riskli grubu kimleri tarayabiliriz diye baktığımızda, e, özellikle temas eden kişileri taramak hmm. birinci. Onun dışında bağışıklığı düşük kişileri taramak ikinci. Kalabalık ortamlarda riskli gruplarda çalışan kişiler bizim için önemli. Ama onun dışında okulları taradığımız zaman e, bir şikayet yoksa bize bir şey koy, vermeyecek. Şimdi bize koluna yapılan bir PPD testimiz var. Belki yapıldı mı bilmiyorum gördünüz mü? Bu test bize şey gösteriyor. Daha önce bu vücut bu mikropla karşılaşmış hmm. mı? Ama aşı da bunu pozitif yapabilir. Şimdi biz buna baktığımız zaman o an hasta mı değil mi anlayamayız. Çünkü hasta kişide de olur. Hiç hasta olmayan daha önce karşılaşmış da olur. Yani hiçbir şikayet olan olmayan bir kişiyi taramanın çok da fazla bir etkinliği yok açıkçası ama riskli grupları tarıyoruz. E teşhisi koydunuz, verem dediniz. Nasıl e, tedavi yöntemi nedir? Cerrahi operasyon var mı yoksa sadece ilaç tedavisi mi uyguluyorsunuz? Şimdi tedavide birinci tedavimiz ilaç tedavisi ve bu tedaviler e, etkinliği ispatlanmış tedaviler. Önceliğimiz ilaç. Ama tabii ki hastalık kişiden kişiye değişiyor. Mesela apse Hı. oluyor akciğerinde ya da organında. O apseyi boşaltmak gerekiyor. Ya da işte e, mesane ile alakalı bir sıkıntısı oluyor. Ürologlar girip girişimsel bir işlem yapmak zorunda kalabiliyorlar. Yani tuttuğu organa göre de cerrahi işlem gerekebiliyor. Ama bu nadir bir durum. Esas olarak ilaç tedavisi veriyoruz hastalara. İlaç tedavisiyle zaten hemen ilk şikayetler azalır. Hasta der ki... Pahalı mı hocam bu ilaç tedavisi? Şöyle çok önemli bu nokta, sorunuz için teşekkür ederim. Ücretsiz. Nasıl ücretsiz? Ee, devletimiz bunu <laughs> ücretsiz bir şekilde karşılıyor. Verem tedavisi ücretsiz Evet yani. ücretsiz. Tanısı konulduğu zaman direkt Verem Savaş dispanserisinden bu ilaçlar temin ediliyor. Ve hastanın her gün o ilacı içip içmediği sorgulanıyor. Verem Savaş'ta İçtim artık akraba... Ne onu içtim demesi olmuyor. Kayıt tutuluyor bunlar, resmi kayıt. Hı. Orada bir sağlık personeli gözetiminde... Hı. Sorumluluğunda tedavi alıyor. Yani alsan bunları iç gel denmiyor. Yani sağlık merkezinde mi içiliyor? Duruma göre. Aradaki güven bağına göre değişiyor. Hı. Her gün geliyor orada içiyor. Hı. Ya da görüntülü arama yapılabiliyor pandemi Hı. sonrası. O kişinin o ilacı içtiğinden sorumlu bir sağlık personeli olmak zorunda. Hı. Bu verem savaşta dispanserisi olabilir, aile toplum sağlığı merkezi olabilir. Oradaki bir sağlık personeli o kişiden sorumlu. Hı. Ve her gün ilaç içtiğini ikisi de imzalıyorlar. Yani teyit ediyorlar resmi evrak olarak. Hı. Hasta bir gün gelmesi ama ertesi gün işlem başlatılması gerekiyor. Hemen bildirilmesi gerekiyor. Hatta emniyet güçlerine bile haber veriliyor ki bu kişi bulunamıyor. Çünkü toplum sağlığını tehdit ediyor. O yüzden işçiliği ücretsiz bir şekilde de devlet karşılıyor. 6 ay boyunca e, ilaç evet. içiyor. Evet. Standart tedavimiz 6 ay kişisine göre, durumuna göre uzatılabilir ama kısaltılmıyor bu tedavi, uzatılabilir. Tedavinin başarılı olma şansı ne hocam? Eğer ki bu kişi <laughs> ilaçlara dirençli değilse, ilaç <laughs> direnci ne zaman olur? Daha önce tedavi yarım bırakmışsa olabilir, <laughs> bir. Daha önce verem geçirmiş, tekrar verem geçirmiştir, bu dirençli olabilir. Ya da tedavi veriyoruz, hala mikrop ürüyorsa, Demek ki bu ilaçlara bir direnç söz konusu olabilir. Bunlar bizim şüphelendiğimiz vakalar. Ama bunun dışında bir tedaviye direnç düşünmüyorsak %100'e yakın etkili. %95'in hmm. üzerinde etkili. Küratif kabul ediliyor. Ee, Kür yaşamını yitiren oldu mu 2022 yılında? Veremden dolayı. Tabii ki yitiren var. Şimdi tabii Kayseri verisine çok hakim değilim ama çok hmm. azdır ama dünya verilerine baktığımızda 2022 yılı, 2021 yılı kayıtları şu şekilde dünyada yaklaşık 10 milyon yeni vaka, tüberküloz vakası, 1.6 milyon da tüberküloza bağlı ölüm. Genellikle gelişmemiş ülkelerde Genellikle değil mi? ek hastalıkları oluyor. Mesela hmm. HIV, AIDS hastalığı, alt hastalıklarına bağlı da tetikleyici olabiliyor. Veren. Mesela bizim kendi takip ettiğimiz pandemi zamanı hem COVID hem tüberküloz hem akciğer kanseri. Üçü bir arada hasta tabii ki hmm. çok ağır ve ölümcül oluyor illaki öyle birkaç tane hastamızı kaybettik tedaviye başladık ama zaten alt hastalıkları o kadar ağırdı ki ilaçları bile tövler edemiyordu yani eşlik eden alt hastalıkları varsa kliniği ağırlaştıran ama direkt tüberküloz verem hastalığı çok ağır bir hastalık değil açıkçası. Hı. Tedavi edilebilir. Utanılacak bir hastalık mı hocam? Değil. <laughs> e şöyle tabii ki insanlar bu zamana kadar hep etiketleme, toplumdan Hı. soyutlama bu tarz hastalıklarda mevcut. Koronavirüsün çıktığı ilk zamanları hatırlıyorum. <laughs> İnsanlara yani korona virüs olmuşun dediğinizde neredeyse Allah esirgesin yani eş, E olmuş gibi davranıyorduk. Test ya. vermek istemiyorlardı. Test vermek istemiyordu. Yani normal grip yani evet. baktığınızda. Ama sanki utanılacak bir evet. hastalık gibi Toplumu damgaladık maalesef. Hatta o günden sonra şey o böyle toplum için bir öksüren olursa. Evet hala, hala etkisi devam ediyor <laughs> yani. Verem'de böyle bir şey yok. Verem tabii ki şöyle tabii eski yıllardan o ağır salgınlar olunca tabii insanlarda bir korku oluyor. Mesela hasta ediyorsunuz ki siz tüberkülozsunuz. Verem hemen korkuyor. Yani bir algısı direkt şey oluyor. Hani kimse benimle görüşmeyecek, işe devam edemeyeceğim. Öyle değil. Ee, biz ne demiştik? İki hafta. Daha sonra artık bulaştırıcılığı ortadan kalktığını kabul ediyoruz. Hmm. Kişiye diyoruz ki yani sen bu iki hafta evinde izole bir şekilde dur. Bazen yatırmamız gerekiyor hastaları. Yemek yemiyor, alt hastalıkları hmm. oluyor. Hani İki haftadan sonra artık o kişi normal sosyal hayatına devam edebiliyor genellikle. İlacını alarak devam ediyor. İlacını ed alıyor, işine de devam edebiliyor, okuluna da gidebiliyor. Hı. Artık bulaştırıcılık ortadan kalkıyor. Hatta biz bunu garanti etmek için tekrar kontrol balgamına bakıyoruz. Mesela ilk balgamda üretmişsek tekrar bakıyoruz. Bakıyoruz balgamı temiz tamam normal hayatına devam ettiği hastayı da yönlendiriyoruz. Türkiye'de genellikle hangi bölgede daha yoğun gözüküyor bu hastalık? Var yani... Böyle e yoksa... Şu an çok net bir şey söyleyemeyeceğim ama özellikle İstanbul'da nüfusla da ilişkili olarak hı. daha yoğun Marmara nüfusa bölgesinde. Nüfusa göre biraz evet, daha fazla çıkabiliyor. Hı hı. Kalabalık yerlerde daha yüksek oranlarda. Ee, Üniversiteler dışında her ilde sağlık müdürlüğü aracılığıyla mı mücadele ediliyor? Şöyle, e, şimdi e, orada bir doktor olması yeterli tanı koymak için ama tabii ki göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları uzmanı bu konuda direkt ilgilenen spesifik branşlar ama... O her ilde bir verem savaş dispanserisi var. Hatta bazı büyük ilçelerde bile var. Bütün kaydı, ailenin taraması, ilaçların verilmesi, takibi, tetkiklerin yapılması verem savaş dispanserlerinde oluyor. Hiç hastaneye gerek kalmadan orada takip edilebiliyor. Röntgenleri çekiliyor, kanlarına bakılıyor. Şimdi bu ilaçlar böbrek ve karaciğerden atılıyor. O yüzden bu hastaların düzenli bir şekilde karaciğer böbrek fonksiyonlarına baktırması gerekiyor. Hı. Bütün bu sorumlulukları verem savaş dispanserisi yapıyor. Yani çok gerçekten çok güzel bir yapılaşma. Biz hastanın tanısını koyuyoruz, bildirimini yapıyoruz. Aynı gün bildirmemiz gerekiyor sağlık müdürlüğüne. Bildirimini yapıp verem savaş dispanserisine yönlendiriyoruz ayaktan olan hastalarımıza. Orada tüm onun bir dosyası açılıyor. Her şey giriliyor ve her gün ilaç takibi, balgamlarının takibi, ne zaman dozu azaltacağız ilaçların, hepsi hastayı da bilgilendiriyorlar. bize de bilgilendiriyor, ve iletişim halindeyiz. Sizin tespit ettiğiniz hasta oldu mu? Tabii ki biz göğüs hastalıklı olarak <laughs> çok sık, <laughs> yani tüberküloz teşhisi az değil koyduğumuz gerçekten. Peki, yani program başından beri bakteri bakteri diyoruz. Bakteri ile virüs birbirinden çok farklı bir şey mi? Yani şöyle, bakteri kendi DNA'sına sahip ve kendi yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilen, Biraz kendi daha... kendine çoğalabilen Hı -hı. hücresel düzeyde virüs için bir yapıya ihtiyaç var. Bir canlıya ihtiyaç Hı. var çoğalabilmesi için. Birinde DNA, birinde RNA. Hani hücresel düzeyde farklılıkları var. Ama ikisi de enfeksiyon hastalığı yapıyor tabii Hı. ki. Tedavileri ama farklı. Ama bakteriyle oluşanlar daha çabuk tedavi edilebiliyor sanki. Yok değişken. Öyle mi? Bakteriye antibiyotik vermek lazım. Virüse antibiyotik etiketmez. Antiviral vermek lazım. Yani virüsün de RNA'sının çoğalmasını baskılamak lazım. Tedavi mekanizmaları birbirinden farklı. Çünkü hücresel aktiviteleri farklı olduğu için hepsi bir mikroorganizma ama ama DNA'ları, hücrenin çalışma fonksiyonları farklılık arz ediyor. O yüzden birine verdiğiniz ilaç öbürüne etki etmiyor. şöyle toz, Ayrımı önemli. tozlu kirli ortamlar vesaire etkiler mi? Vereme yol açar mı? Yani şimdi kışın Kayseri'de hava kirliliğinden çok fazla bahsediyoruz. Bu vereme yol açan etkenlerden birisi midir? Şöyle e, tabii ki veren bir enfeksiyon <laughs> hastalığı. O yüzden bir mikroorganizma olacak. O ortam tozlu, kirli olabilir ama orada bir veren mikrobu yoksa hmm. hastalık ortaya çıkmaz. Hmm. Ortamda bir veren mikrobu olacak. Ama şöyle önemli bir şey var. Özellikle güneş girmeyen. Bu çok önemli. Ne demiş atalarımız? Güneş girmeyen eve doktor girer. Evet. Şimdi güneş girmeyen yer ortamda yani ultraviyole ışın olmayan ortamda daha fazla süre bu basiller canlı kalıyor. Hmm. Bulaştırıcılık artıyor. Hastalanma riski artıyor. İkincisi kapalı havalanmayan ortamlarda yine bu basilin yani bu bakterinin havada asılı kalma süresi artıyor. Yani demek ki güneş ışınları, ultraviyole ışınlar ve havalandırma bulaştırılmayı azaltıyor. O zaman güzel bir soru aklıma geldi. Mevsimsel olarak Kayser gibi bir yerde daha çok sonbaharda mı kışın mı bu vakalar artıyor? Tabii bununla ilgili direkt ta... istatistik bir verisi elimizde yok ama tahminen tabii ki kapalı olanda yaşama hmm. oranı arttıkça bulaşma riski artacaktır. Hmm. Enfeksiyon hastalıkları arttığı için kışın artma eğilimi olacağını mantıki olarak düşünüyorum ama elimizde böyle bir şey veri sunulmadı yani Anladım. kışın şu kadar yazın bu kadar diye. Bu haftada neler yapıyorsunuz hocam? Ee, konuştuk yani yeterince bu konuyla alakalı. Elbette belki aklınızda başka konular da vardır. Onu da soracağım ama hafta özel bilgilendirme toplantıları mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şöyle, şimdi her yılın Ocak ayının ilk pazarında başlar Verem Eğitim ve Farkındalık hmm. Haftası. İşte 1 ila 8 Ocak arasında Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası olarak kabul edilir. Bu haftada özellikle basın bildirileri, televizyonda, radyoda programlar yapıyoruz, afişler asıyoruz, işte fasiküller hazırlıyoruz kendi adımıza bazen işte bu pandemiden önce şimdi tekrar pandemiden sonra çok aktif alanlara girmiyoruz ama AVM'lerde açık alanlarda bilgilendirme toplantıları yapıyoruz Kayseri verem Savaş dispanserisinde açılış olup oraya işte bir farkındalık adına bir konuşma bir bilgilendirme yapıyoruz. Özellikle kanallar aracılığıyla ve sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalışıyoruz açıkçası. Zaten biz hastalarımıza sıklıkla bu konuda muhatap olduğumuz için hem hastalanmadan bize geliyorlar. Biz bilgilendiriyoruz hem hastalandığı zaman bilgilendiriyoruz. O yüzden hastalara yönelik ekstra bir bilgilendirme açıkçası her yıl rutin yapmıyoruz. Yaptığımız zamanlar da oluyor ama işte programımızı ayarlayabildiğimiz zaman hastalar yönelik de bilgilendirme toplantıları, seminerleri, fasikülleri şeklinde yapıyoruz. Evet. E program sonuna geldik. <laughs> e Eklemek istediğiniz, duyurmak istediğiniz, hatırlatmak istediğiniz bir şey varsa alıp bitirelim. Tabii ki. Öncelikle size teşekkür ediyorum böyle bir önemli konuyu beraber programınıza konuk ederek sunduğunuz için. E, verem hastalığı bulaşıcı bir hastalık. O yüzden kişilerin özellikle uzun süren, iki haftadan daha uzun süren şikayetleri olması durumunda öksürük, balgam, ateş, gece terlemesi. Ve bunun yanında riskli bir popülasyondaysa yani bağışıklığını baskılayacak bir tedavi alıyorsa, kanser hastalığı varsa, romatizma hastalığına yönelik tedaviler alıyor, diyabet, böbrek yetmezliği gecikmeden doktora başvurmaları gerekiyor. Bu birinci. Eğer bir kişi verem hastalığı tanısı almışsa bu utanılacak şey bir durum değil. Tedavisini sonuna kadar alacak. Belli kısa bir dönem karantini karantinaya alması gerekir kendini. Tabii ki etrafında ailesini, etrafındaki bireyleri koruma yönelik. Ama sonrasında hastalığını sağlıklı bir şekilde atlatarak devam edeceğini bilmesi gerekir. Tüm Toplumu etkileyen bir sağlık problemi. O yüzden herkesin farkında olması gerekir. Verem Savaş dispanserlerinin aktif bir şekilde desteklenmesi ve bu kurumlarında gerçekten devamlılığının sağlanması bizim için değerli. Evet, peki. Ağzınıza sağlık. Teşekkür, ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bugün Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şube Başkanı, aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Sayın Burcu Baran Ketencioğlu'nu ağırladı. Kendisiyle 76. Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası'nı konuştuk. Verem'le ilgili önemli detayları da hocam bizlere anlattı. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.